Doktor, çok boğuk çıkmıştı sesi. Gerçekten benden kurtulabileceğini mi sandın dedi. Serap hala çekiştiriyordu beni. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Ne suçu vardı onun? Diyerek ağlamaya başladım. Uyardım seni. Uzak durmanı söyledim. Tanıdıklarını öldürdüm. Durmadın. Sevdiklerini öldürdüm. Durmadın. Durman için evlatlarımı yolladım. Yine durmadın dedi. Evlatlarım derken Serap'a bakmıştı. Serap'a dönüp baktım. Gözleri dolmuştu. Özür dilerim dedi. O iğrenç ses. Aileni elinden aldım, yine durmadın. Sıradaki sensin doktor diyerek üstüme koşmaya başladı. Elimde bir bıçak vardı. Geriye doğru çekildim, takılıp düşmüştüm. Serap kapıyı kapattı. Fahriye kapıyı açmaya çalışıyordu. Onlar kapıyı tutmaya çalıştıkça ev sanki deprem oluyormuş gibi sallanmaya başladı. Serap, kaç Ramazan, arkana bakmadan kaç dedi. Tüm gücüyle kapıyı tutuyordu. Fahriye kapıyı duvarları yumrukluyordu. Her yumruğunda yer yerinden oynuyordu. Sen de mi onlardansın dedim Serap'a ağlayarak. Gücü tükeniyor gibiydi. Gözünden yaş gelmeye başladı. Eli kayıyordu. Daha fazla dayanamıyorum Ramazan, kaç dedi. Ayağa kalkarak geri geri yürümeye başladım. Kapıyı açmıştı. Serap Fahriye'ye boğazından tutarak duvara vurdu. Ev öyle bir sallandı ki dengemi kaybetmiştim. Fahriye ile göz gözeydiler. Fahriye elindeki bıçağı Serap'ın karnına batırarak hain diye bağırdı. Beynimde defalarca yankılandı o kelime. Damarlarım patlamış gibi her yerim acıyordu. Serap bana dönerek beni affet dedi. Tüm gücümle koşmaya başladım. Evden çıkmış tüm gücümle koşuyordum. Cisim hala bende mi diye çantamı kontrol ettim. Duruyordu. Alt geçit merdivenlerini zıplayarak indim. Arabaya koştum. Arabanın üstünde Rabbin benim çamur, benden kaçamazsın, ben her yerdeyim yazıyordu. Kırmızı bir şey ile yazılmıştı. Kandı bu. Anahtarı çıkartıp açmaya çalıştım. Sürekli etrafıma bakıyordum. Arabaya bindim. Kontağı çeviriyorum, çalışmıyordu. Tekrar çevirdim. Yine çalışmadı. Bir yandan etrafıma bakıyordum. Arkamı döndüğümde Kenan alt geçitten geçip eve doğru gidiyordu. Araba çalışmıştı. Tüm gücümle gaza bastım. Atlatamamıştım hala. Yarım saat geçmesine rağmen hala etrafıma bakıyordum. Hatta arabanın içini kontrol ediyordum. İyice paranoyak olmuştum. Yol kenarına çektim arabayı. Arabadan çıkıp çalılıklara doğru gidip kustum. Daha fazla tutamamıştım. Soğukkanlı olmaya çalışıyordum. Sürekli kendime sakin ol diyordum. Bir dal sigara yaktım. Çantamdan telefon rehberini çıkardım. S harfine geldim ve Profesör Doktor Sadık Çelik hocamın numarasını tuşladım. Merhaba hocam, günaydın dedim. Merhaba, kimsiniz? Numaranızı tanıyamadım dedi. Benim hocam Ramazan Serhatlı. 1992 yılında üniversitenizdeki öğrenciniz dedim. Ramazan, sen misin? Nasılsın? Ne yapıyorsun dedi gülerek. Bir konu hakkında sizden yardım almam gerekiyor hocam. Acaba bugün müsaitseniz görüşebilir miyiz diye sordum. Tabii, üniversiteye geçiyorum şu an. Birden sonra müsaitim dedi. Tamam hocam, geliyorum dedim. X Üniversitesi'nin az ilerisinde bir çay bahçesi vardı. Hatırladın mı dedi. Evet hocam, hatırladım dedim. Orada buluşalım dedi. Tamam hocam, görüşürüz dedim ve sigaramı atarak arabaya binip yola koyuldum. Şehre giriş yapmıştım. Aradan uzun süre geçmişti. Çevredekilere sorarak bulmuştum hocanın bahsettiği çay bahçesini. Bir masaya oturarak çay istedim. Çayımı içerken olanları düşünmeye başladım. Serap'ın onlardan olma ihtimali hiç aklımın ucundan geçmedi. Ama madem onlardandı, neden o da bu kabusları görmeye başlamıştı? Onun tek açıklaması olabilirdi. Serap önce kanın içindeki her neyse onunla anlaşma yaptı. İsteyerek veya istemeyerek bunu asla bilemezdim. Daha sonra ise pişman olup onlardan ayrılmayı düşündü. Fahriye'nin hain diye haykırışı bunu kanıtlıyordu. Sonra ise kabusları başladı. Tabii bunlar sadece bir teoriydi. Gerçeğini asla öğrenemeyeceğim. Daha sonra bunlara dayanamayıp Kaan'ı gönderip bunlardan kurtulacağını düşündü. Ki kurtuldu da. Fakat ben onu tekrar bu işin içine soktum. Belki ben de Kaan'dan uzaklaşarak kurtulabilirdim. Fakat 10 yaşındaki bir çocuğu öylece bırakamazdım. Hele ki tüm ailesine söz vermişken. Belki ondan uzaklaşarak da kurtulamazdım. Belki de benimkisi bu kadar basit değildi. Sadık Hoca çay bahçesine girmiş etrafa bakıyordu. Beni arıyordu. Ayağa kalkarak el salladım. Beni görüp yanıma geldi. Tokalaşıp sarıldıktan sonra masaya buyur ettim. Garsona el uzatarak bir tane çay istedim. Çok büyümüşsün Ramazan. Kocaman adam olmuşsun dedi.
Hayat devam ediyor. Büyüyoruz ve yaşlanıyoruz. Ama siz hala çok genç gözüküyorsunuz dedim. Hadi oradan dedi gülerek. Garson çayı getirmişti. Nerede çalışıyorsun diye sordu. X şehrinde, Y hastanesinde dedim ve aslında ben de sizinle bununla ilgili konuşmak istiyorum dedim. Dinliyorum dedi. Çantamı açarak dışarı çıkarmadan cisimi göstererek isterseniz başka bir yere gidelim dedim. Ağzına götürdüğü çayı durdurarak etrafına baktı ve gel benimle dedi. Hesabı ödeyip peşinden gidiyordum. Üniversiteye doğru gidiyordum. Bir sınıfa götürdü beni. Bilişsel nöropsikolojik derslerinizi burada gördük. Hatırlamıştım burayı. Sınıf boştu. En arka köşeye geçtik. Göster bakayım şunu dedi. Çantamdan çıkararak bezi çantama koydum. Ağırdı gerçekten. Kaan söylemişti. Hoca iyice incelemişti ve bana dönerek Ramazan sen nasıl bir şeye ulaştın dedi. Ben de bilmiyorum hocam. Öyle pis ve çaresiz bir haldeyim ki ne yapacağımı bilemedim. Bu işler ile ilgilenen tek güvenebileceğim kişi sizsiniz dedim. Elindeki cisimi geri uzatarak Ramazan sen benim için en iyi öğrencilerimdendin. Fakat bu işleri bırakalı yıllar oluyor ve bir daha da girmeyi düşünmüyorum dedi. Tam ayaklanacakken bu sabah bir cinayete tanık oldum hocam dedim. Yerine oturarak bunu kalmam için söylemiyorsun değil mi dedi. Bir meslektaşımı ve hastamın anneannesinin ölümünü izledim dedim. 3 veya 4 saat kadar konuştuk. Başımdan geçen tüm olayları anlattım ona. Bir tanıdığım var. Yarın ona gideceğiz dedi. O bu işleri daha iyi bilir. Ben yıllardan beri uzağım bu işlerden. Hem o daha işinin piri bir adamdır dedi. Tabii hocam siz daha iyisini bilirsiniz dedim. Kalacak yerim var mı dedi. Bir pansiyon ayarlarım ben dedim. Sen üniversitede de böyleydin. Bir inadın tutar gitmezdi. Dedi gülerek. Ve hadi gel benimle dedi. Ve ayağa kalkarak yürümeye başladı. Peşinden gittim. Arabaya yöneldik. Hoca evini tarif etti. 15 dakika sonra gelmiştik. İki katlı dübleks bir evdi. Oldukça lüks ve büyüktü. Oturduğu semtte oldukça zengin bir yerdi. Karnın aç mı dedi. Hocam bir an önce uyumak istiyorum. Ayıp olmazsa size. Gerçekten çok zor şeyler yaşadım ve yoruldum dedim. Tabii diyerek beni bir odaya götürdü. Kendimi yatağa attığım gibi uyumuş. Sabah odamın tıklanmasıyla uyandım. Efendim diye seslendim. Kahvaltı hazır. Gel bir şeyler atıştır dedi. Sadık Hoca. Odadan çıkarak lavabonun yerini sordum. Elimi yüzümü yıkayarak masaya geçtim. Çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Bir kuş sütü yoktu desem yeridir. Karnımı uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar iyi doyurmuştum. Hoca benden önce kahvaltısını bitirmiş, koltuğa geçip telefonu aldı ve bir numarayı tuşladı. Ben masada kahvaltıma devam ediyordum. Selamun aleyküm Hüseyin hocam. Hayırlı sabahlar dedi. O esnada telefonum çaldı. Açarak alo dedim. Alo Ramazan Bey ben Seher dedi. Efendim Seher dedim. Ramazan Bey müjdemi isterim dedi. Seher işlerim çok yoğun. Acele eder misin? Ne söyleyeceksen dedim. Kaan bulundu dedi. Ne diye bağırdım. Hoca bana baktı. Özür dileyerek yattığım odaya geçtim. Ciddi misin Seher dedim. Evet dün karakoldan aradılar. Kaan'ı bulduklarını buraya gelmemi söylediler. Dün neden aramadın diye çıkıştım. Kesinleşmeden sizi umutlandırmak istemedim dedi. O esnada kapımı Sadık Hoca çaldı ve içeri girerek gitmemiz gerek dedi. Hemen geliyorum dedim. Ve telefonu kulağıma götürerek orada mı şu an Kaan diye sordum. Evet uyuyor dedi. Seher şu anda kapatmam lazım. Buradaki işlemin bitmesine çok az kaldı. Kaan'dan sakın gözünü ayırma. Bir daha kaçayım falan demesin deyip telefonu kapatıp Sadık hocamın yanına gittim. Üstünü giyiyordu. Kim ile konuşuyordun dedi. Asistanım Seher Hanım ile. Kaan'ın bulunduğunu söyledi dedim. Gözünüz aydın dedi gülerek. Siz kim ile konuştunuz hocam dedim. Üstümü giyerken. Hüseyin hoca ile görüştüm. Dün sana bahsettiğim kişi dedi. Bu üniversitenin hocası mı yoksa o X hocalardan mı diye sordum. Cevap vermedi. Anlamıştım X hoca olduğunu. Hocam siz bize böyle kişilerden uzak durmamızı, güvenmememizi söylemiştiniz. Böyle hocaların tek derdinin para, mal, mülk olduğunu söylemiştiniz dedim. Sadık Hoca elini omzuma koyarak Ramazan sen bana ne kadar güveniyorsan ben de ona o kadar güveniyorum dedi. Ama diyemeden lafımı keserek ben sana onları söylerken seni uzak tutmak için söylemiştim. Bu işi ancak dini, ilimi yüksek kişiler çözebilir. İnan bana dedi. Peki hocam nasıl isterseniz dedim. Arabaya binip yola koyuldum. Sadık Hoca yolu tarif ediyor, ben ise sürüyordum. Hocama dönüp, peki hocam kim bu Hüseyin Hoca diye sordum. Merak etme oğlum, oldukça ilim sahibi birisi. Hatta en iyisi, Y Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı dedi. Uzunca bir yolculuğun ardından sahil kenarına doğru geldik. Her tarafta villalar vardı.
bir tanesinin önüne gelerek arabadan indik. Çantamı aldım ve Sadık Hoca zile bastı. Birkaç saniye sonra hizmetçi kadın gelerek buyurun dedi. Hüseyin Bey ile görüşecektik. Kendisi bekliyordu bizi dedi Sadık Hoca. Hizmetçi bir dakika haber vereyim dedi ve kapıyı kapattı. Birkaç saniye sonra tekrar gelerek buyurun Hüseyin Bey sizi bekliyor dedi. İçeri girdik. Ev oldukça büyüktü. İçerisi çok lükstü. Salona geçtik Sadık Hoca. Selamun aleyküm dedi ve Hüseyin Hoca ile tokalaştı. 60'lı yaşlarda kısa boylu, yuvarlak suretli, kel bir adamdı Hüseyin Hoca. Aleyküm selam, hoş geldiniz Sadık Hocam dedi. Hoş bulduk, bu da Ramazan, eski öğrencim dedi. Hüseyin Hoca bana bakarak, hoş geldin delikanlı dedi. Hoş bulduk dedim. Bizi küçük bir odaya götürdü. Hizmetçiden 3 tane kahve getirmesini söyledi. Odaya geçtik. Birkaç dakika sohbet etti Hüseyin ve Sadık Hoca. Hizmetçi kahveleri getirdikten sonra Sadık Hoca oturuşunu düzelterek Hüseyin Hocam, telefonda da bahsetmiştim. Konuya gelelim isterseniz dedi. Tabii dinliyorum dedi. Sadık Hoca bana döndü ve çantama baktı. Çantamı açarak cisimi Hüseyin Hoca'ya uzattım. Sadık Hoca anlat istersen dedi. Başımdan geçen olayların hepsini tekrardan yeri geldi çekinerek yeri geldi korkarak anlatmaya başladım Hüseyin Hoca'ya. Hüseyin Hoca cismi incelemeye başladı ve siz nasıl bir belaya bulaştınız böyle dedi. Sadık Hoca ben de aynısını söyledim dedi. Hoca cisme bakmaya devam ediyordu. Cismi ters çevirerek ortadaki yuvarlağın altına baktı. Birazcık uğraştıktan sonra hizmetçiye bağırarak bıçak istedi. Birkaç saniye sonra bıçağı getirdi hizmetçi. Bıçak ile cismin ortasındaki yuvarlağın arkasını zorlamaya başladı ve kapağı açtı. Oturduğum yerden hocaya doğru hareket ettim. Oranın açıldığını fark etmemiştim. Kapağı kaldırarak içine baktı. İçinde yarısı yanmış bir kağıt, kağıt yanıklarının olduğu kül ve bir tutam saç vardı. Saç sarı ve kısaydı. Bu Kaan'ın çorabından çıkan saça benziyordu. Hocam Kaan anlatmıştı bu saçı. Kendisinin de çorabından çıkmış, annesine ait olduğunu söylemişti dedim. Hoca bıçağın ucuyla dokunarak emin misin dedi. Evet dedim. Bıçak ile kağıdı açtı. Dokunmuyordu. İçinde Arapça bir şeyler yazıyordu. Fakat açar açmaz kapatması bir oldu. Ne oldu hocam dedim. Okumamamız daha hayırlı dedi. Peki bunun ne olduğuna dair bir bilginiz var mı dedim. Hoca kapağı tekrar kapatıp cismi masanın üstüne koydu. Kaan'ın ailesinin, komşuları, akrabaları, herhangi bir tanıdıklarıyla düşmanlığı var mıydı dedi. Birkaç saniye düşündükten sonra Kaan'ın babaannesi onun sürekli annesine eziyet ettiğini, dövdüğünü söylemiş. Teyzesi ve anneannesi dedim. Hüseyin Hoca elindeki bıçağı masaya koyarak oğlum gördüğüm kadarıyla bu cisim bir büyü. Bundan kesin olarak eminim. Fakat anlattığın kadarıyla babaannesi tarafından yapılan büyü. Büyüyü babaannesinin yaptığını kabul edersek aklıma şunlar geliyor. Kaan'ın babaannesi annesini sürekli dövdüğünü söylemiş dedin. Bu da onu sevmediğini karşılıyor. Yani oğluyla evlenmesini istemiyormuş. Buna engel olmak için de sanırım böyle bir büyüye başvurmuş. Fakat bunu annesinin adı neydi dedi. Canan dedim. Bu büyüyü Canan'a yapmak yerine oğlu Kaan'a yapmayı tercih etmiş. Böylece ona daha çok zarar verebilirdi dedi. Peki hocam bizim gördüğümüz kabuslar, yaşadığımız olaylar diye sordum. Yapılan büyü Kaan'ın herkesten uzak tutmaya, onu yalnızlaştırıp hayatını mahvetmek için yapılmış. Ve ona yardım eden, el uzatan herkese de türlü kötülükler gelmiş. Senin ve meslektaşının gördüğü ve yaşadığı olaylar, anneannesinin felç olması ve ardından kızı tarafından öldürülmesi, Kaan'ın dayısı Kenan'ın hastalığı, anne ve babasının ölümü, bunların hepsi bu söylediğimi doğruluyor dedi. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü dedim. Birkaç defa yaşadım dedi Sadık Hoca öne atılarak. Peki çaresi var mı hocam dedim. Hüseyin Hoca bana dönerek Kaan'ın babaannesi ne zaman öldü diye sordu. Sanırım Kaan doğmadan önce dedim. Hüseyin Hoca derin bir nefes alarak tahmin ettiğim gibi kendi canını vererek torununkini mahvetmiş dedi. Nasıl yani dedim. Ortada bir anlaşma olduğu kesin. O varlıklar mala mülke önem vermezler. Bu yüzden babaannesinin canı karşılığında anlaşmayı kabul etmişler. O varlıklar derken hocam babaannesinin canının onlara ne faydası var ki diye sordum. Adak dedi. Ne adağı dedim. Şeytana dedi. Ne yani? Şeytana babaannesinin canını mı adadılar dedim. Nasıl eski zamanlarda insanlar putlara taparken değerli malzemelerini götürüp verirlerdi. Böylece sevap işlediğini, tanrılarının katında yükseldiğini düşünürlerdi. Bu da aynısı. Şeytana olan bağlılıklarını göstermek için insanların canlarını adarlar dedi.
Babaannesi kendi canını vererek Kaan'ı onlara musallat etti yani. Sadık Hoca maalesef öyle dedi. Hüseyin Hoca babaannesi bu kadar mı nefret ediyordu onlardan, Kaan'dan ve annesinden? O zaman bu basit bir ritüel ile olacak bir şey değil, öyle değil mi Hüseyin Hocam dedi Sadık Hoca. Hiç sanmıyorum dedi. Neden? Bunlar da sıradan cinlerden değil mi dedim. Onun içindeki sıradan bir cin değil Ramazan. Onların en güçlüsü, en eskisi, en kötüsü dedi. İçindekinin şeytan mı olduğunu düşünüyorsunuz dedim. Umarım yanılıyorumdur dedi Hüseyin Hoca çaresiz bir şekilde. Babaannesi büyü yapmıştı. Hem de şeytan ile anlaşarak. Peki onunla konuşsak? Sonuçta babaannesi öldü gitti. Onlara hiçbir faydası yok Kaan'a zarar vermenin dedim. Onlar insanlar gibi değillerdir. Bir anlaşma yaparlarsa eğer, sonucu ne olursa olsun ölene kadar bozmazlar dedi. Peki ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız dedim. Büyü can verilerek yapılmış bir büyü. Ancak can verilerek bozulabilir dedi. Ölmesi gerekiyor birinin. Kaan için canını vermesi gerekiyordu. Anneannesi ve teyzesi benim yüzümden ölmüştü. Serap da öyle. Belki de Kaan da ölmüştü. Sözüm vardı Fatime Hanım'a. Kurtaracaktım torununu. Söz vermiştim. Bunun kim olduğu önemli mi dedim. Hayır. Herhangi bir biri olabilir dedi Hüseyin Hoca. Peki o zaman. Ben veririm dedim. Sadık Hoca bir anda bana dönerek emin misin oğlum kendine gel dedi. Sözüm var hocam ailesine. Kurtaracağım dedim onlara. Fakat sıradan bir ölüm olmaz bu. Ruhun asla temiz kalmaz. Allah katında çok büyük günahı olur dedi. Kaan kurtulacaksa eğer ben razıyım hocam dedim. Sadık Hoca Hüseyin Hoca'ya dönerek hocam bu yaptığınızın ne kadar günah olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunu yaparak siz de şeytana adak vermiş oluyorsunuz dedi. Tek yolu bu hocam dedi Hüseyin Hoca. Perşembe günü akşam ezanından sonra başlayacağız. Size mesaj olarak atarım yeri. Kaan'ı da alarak oraya gelin dedi Hüseyin Hoca. Bugün günlerden salıydı. Anlaşmıştı. Hoca ile tokalaşarak arabaya bindik. Cisimin onda kalmasını söyledi. Hüseyin Hoca'daydı cisim. Sadık Hoca pek hoşnut değildi bu olaydan. Pek razı değil gibisiniz Sadık Hocam dedi. Hüseyin Hoca'ya güvenirim. Sonuçta bu işi bilen kişi. Benim ne düşündüğüm önemli değil dedi. Cevap vermedim. Hocayı evine bırakarak Kaan'ı almak için yola koyuldum. Birkaç saat sonra varmıştım. Akşam olmuştu. Arabayı park ederek hastaneye girdim. Odamdan bağırışma sesleri geliyordu. Herkes benim odamın kapısına toplanmıştı. Anlamsızca etrafa bakarak odama doğru yürüdüm. Kenan elinde bir bıçak Kaan'ın boynuna dayamıştı. Herkese açılmasını söyleyip odama girdim. Kenan ne yapıyorsun? Bırak hemen o bıçağı dedim. Demek geldin sonunda adi şerefsiz. Yardım edileceğini söyleyip annemi öldürdün. Güvenmiştim ben sana dedi. Kaan'ı boynundan tutup diz çöktürüp bıçağı boynuna dayamıştı. Kenan sakin ol, ben kimseyi öldürmedim. İndir o bıçağı dedim. Hastanedeki tüm doktorlar etrafımıza toplanmış, ağızları açık bizi izliyordu. Birkaç dakika sonra güvenlik geldi. Geri durmalarını söyledim. Kenan, lütfen birkaç dakika dinle beni. Saçma bir hareket yapma. Neyini dinleyeceğim doktor? Annemi nasıl öldürdüğünü mü? Yoksa bu çocuğun ailemize neler yaşattığını mı dedi. Odadaki herkesi dışarı çıkarttım. Sadece Kenan, Kaan ve ben kalmıştık. Kaan ağlıyordu. Bu pisliği ancak bu çocuğun ölmesiyle temizleyebiliriz. Bundan sonra ise sıra sana gelecek doktor, meraklanma dedi. Ve bıçağı yavaşça Kenan'ın boğazına batırmaya başladı. Bıçağa kan bulaşmıştı fakat çok derine sokmamıştı. İyice derine sokmaya çalıştığında anneni ben öldürmedim. Ablam Fahri'yi öldürdü. O kanın içindeki şey ablanın da içine girdi. Sana yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Meslektaşım Serap Hanım'ı da o öldürdü dedim. Kenan kafasını kaldırarak yalan söylüyorsun dedi. Tüm şerefim üzerine yemin ederim ki doğru söylüyorum. Çok az kaldı Kenan. Yolun sonuna geldik. Kurtaracağım Kaan'ı. Annene verdiğim sözü tutacağım. Lütfen bırak o bıçağı dedi. Nasıl yapacaksın doktor? Herkes öldükten sonra mı? Tüm ailemi kaybettim. Bu çocuk tüm hayatımı mahvetti dedi. Hayır. Babaannesi yaptı her şeyi. Büyü yapmış. Onun hiçbir suçu yok. O da kaybetti annesini, babasını, teyzesini, anneannesini dedim. Babaannesi mi dedi? Evet. Her şeyi o yapmış. Bir hocayla görüştüm. Yeğe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Yayla bu işi bitirebileceğini söyledi dedim. Emin misin doktor dedi. Evet dedim. Elindeki bıçağı yavaşça yere indirdi. Yere atarak duvara yaslanıp yere çöktü. Kaan ağlayarak bana doğru koştu ve boynuma sarıldı. Seyri çağırarak Kaan'ın boynuna bakmasını söyledim. Kalabalık hala kapıdaydı. Kapıyı kapatarak kilitledim.
Yanına yaklaştım Kenan'ın. Yere çökmüş ağlıyordu. Elini omzuna koyarak ''Sakin ol, az kaldı. Bitecek her şey.'' dedim. ''Bitmiyor doktor. Hiç bitmedi, bitmeyecekti. Önce Canan ablamı, sonra annemi, Fahri ablamı ne halde olduğunu bile bilmiyorum. Tüm hayatımız, ailemiz dağıldı. Ne yapacağımı bilemiyorum artık. O babaannesi yok mu onun? En başından beri tahmin etmeliydik onu bunun yaptığını. Ne kadar da aptalız.'' dedi. ''Nasıl yapacağız peki?'' dedi Kenan. ''Hüseyin Hoca büyünün can verilerek yapıldığını ve ancak can verilerek bozulabileceğini söyledi. Ben de kabul ettim dedim. Sen mi dedi. Evet Kenan. Annene verdiğim sözü tutmam lazım dedim. Bizim yüzümüzden zaten başına onca şey geldi doktor. Meslektaşını kaybettin. Hayatın mahvoldu. Bırak da ben yapayım dedi. Emin misin Kenan dedim. Kaybedecek neyim kaldı ki? Tüm ailemi kaybettim. Mahallede de istenmiyorum. Hastalığım gittikçe artıyor. En azından yararlı bir iş yaparak öleyim. En azından yeğenimi kurtarayım öleyim dedi. Birkaç saniye sessizlik oldu. Polise haber vermişlerdi. Gitmemiz gerek hemen dedim. Yerden kaldırarak dışarı çıktık. Kaan'ın nerede olduğunu sordum. Kaan'ı da alıp dışarı çıktık. Başhekim nereye gidiyorsun Ramazan dedi. Halletmem gereken işlerim var dedim. Polise haber verdik. Yanındaki cani için geliyorlar. Hiçbir yere götüremezsin onu dedi. Buna izin veremem Kevser Hanım dedim. Bir caniyi mi götürüyorsun dedi. Kusura bakmayın dedim. Buradan çıkarsan bir daha dönemezsin. Onu buraya bırak dedi. Kenan ve Kaan arabaya binmişti. Gidersem işimi kaybedecektim. Belki polis peşime düşecekti. Kaan'ı kurtaramayacaktım. Beni affedin Kevser Hanım. Gitmem lazım diyerek arabaya bindim. Ve evime doğru sürmeye başladım. Evimin önüne park ederek 5 dakikaya geliyorum. Burada kalın dedi. Kaan beni de götür dercesine bakıyordu. Korkuyordu dayısından. Anahtarlarımı çıkararak eve girdim. Biriktirdiğim paradan bir miktar alarak dışarı çıktım. Ve arabaya bindim. Şehir merkezine doğru sürmeye başladım. Ne zaman yapacağız bunu dedi Kenan. Perşembe günü akşam ezanından sonra dedim. Kaan ne yapacağız? Nereye gidiyoruz dedi Kenan'a. Bir şey yok aslanım. Gezmeye gidiyoruz dedi. Halbuki ölüme gidiyordu. Şehir merkezine girdik. Hepimiz deli gibi acıkmıştık. Bir dönerciye gidip karnımızı doyurduktan sonra bir otel bularak iki tane oda istedik. Birinde Kenan ve Kaan, diğerinde ise ben kalıyordum. Odama girdim. O kadar lüks bir oda değildi. Hatta sıradan bir ev gibiydi. Cam kenarına geçerek sandalyeye oturdum. Camı açarak bir tane sigara çıkardım. Az kalmıştı, bitecekti bu çile. Her şeyimi kaybetmiştim Kaan için. Önce ailemi, sonra meslektaşımı, sonra uykularımı, ardından ise işimi. Tabii bir de polisler tarafından aranıyordum. Otelin 5. katındaydık. Tüm şehir ayağımın altındaydı. Harika bir manzara vardı. Sigaramı camdan attıktan sonra yatağa geçerek uyumaya başladım. Çarşamba günü sıradan bir gündü. Hatta belki o olaylardan sonra en sıradan gündü. Dışarı çıkmamaya çalışıyorduk. Herkes odasında oturuyordu. Perşembe sabahı kahvaltıya indik. Kahvaltımızı yaparken telefonum çaldı. Sadık Hoca'ydı. Efendim hocam buyurun dedim. Yeri mesaj olarak attım sana. Akşam görüşmek üzere dedi. Sağ olun hocam görüşmek üzere dedim. Adresi atmıştı Sadık Hoca. Ne oldu dedi Kenan. Adresi attı. Akşam gideceğiz dedim. Daha zaman vardı. İstersen birazcık kalalım dedi. Kenan ve kulağıma yanaşarak. Bu onunla son günüm. Birazcık zaman geçirsek dedi. Tabii haklısın. İstersen onu Luna Park'a götürelim dedim. Pehlivan gibi adam Kenan. Karşımda bir çocuk gibi sevilmişti. Olur. Çok iyi olur hem de. Kahvaltımızı bitirip odalarımıza çıkıp hazırlandık. Otelden çıkışımızı vererek arabaya doğru gittik. Luna Park çok uzak değildi. Oraya doğru sürmeye başladım. Kaan hiç Luna Park gördün mü diye sordum. Hayır o ne dedi. Gidince görürsün dedim gülerek. Kenan'ın adeta gözleri parlıyordu. İlk defa bu kadar mutlu görmüştüm onu. İlk defa ölüme giden birini bu kadar mutlu görmüştüm. Arabayı park ettim. Saat öğlen civarıydı. Genelde Luna Parklar yazlar açılırdı fakat şehir merkezine yakın olduğu için gelen çok oluyordu. O yüzden kış sonrasında açık olurdu hep buralarda. Hava birkaç gün öncesine kadar iyiydi. Yerde karlar vardı fakat güneş daha baskındı. Hava sıcaktı. Bilet alarak içeri girdik. Kaan ilk defa görüyordu Luna Park'ı. Gözlerinde o şaşkınlığı ve sevinci görebiliyordum. Bir çocuğun yüzündeki gülümseme hiçbir şeyi değiştiremez. Hele de bu çocuğun Kaan olduğunu düşünürsek. Atlı karıncaya bindi. Çarpışan arabalara derken neredeyse hepsini denemişti. Ben gezdiriyordum onu.
İlk defa bu kadar neşeli görmüştüm. Sürekli geziyor, etrafta koşuyordu. Çarpışan arabalara tekrar bindi. Onu izlerken arkamı döndüğümde Kenan uzaklara dalmıştı. Kenan gülüyordu, eğleniyordu. Onu orada bırakarak Kenan'ın yanına gittim. İyi misin dedim. Eliyle gözünü sildi. Ağladığı belliydi. İyiyim iyiyim, bir şeyim yok dedi. Senin bir suçun yok bu olayda Kenan. Kimsenin suçu yok dedim. Onun dışında kimsenin dedi. Bir şey diyemedim. Bu gece bitecek Kenan dedim. Bunu belki ben göremeyeceğim ama olsun be doktor, buna da razıyım dedi. Hadi diyerek elinden tutup kaldırdım ve çarpışan arabalara doğru götürdüm. Boş boş yüzüme bakıyordu. Gelsene dedim. Yok daha neler, kaç yaşında adamız dedi. Ne olmuş be Kenan, kan için dedim. Biz de bindik çarpışan arabalara. Bir sağa bir sola çarpıyorduk. Kaan kahkaha atarak gülüyordu. O gün biz de çocuk olmuştuk. Hava ikindi vaktine doğru geliyordu. Kenan yüzünü asarak vakit geldi dedi. Arabaya binerek hocamın verdiği adrese doğru sürmeye başladık. Uzunca bir yolculuğun ardından hocamın tarif ettiği yere yaklaştık. Köye yakındı tarif ettiği yer fakat köyde değildi. Köyün dışında boş bir alandaydı. Boş bir alandan araba farı ışığı geliyordu. Oraya doğru yaklaştım. Birkaç tane araba vardı. Arabadan inerek selam verdik. Sadık Hoca oradaydı. Bunlar kim hocam dedim. Hüseyin Hoca'nın arkadaşları, sorun yok. İşin ehli o demiştim sana dedi. Hüseyin Hoca'ya doğru yaklaştım. Birkaç kişiyle konuşuyorduk. Selam vererek tokalaştım. Kaan'ı gösterdim. Demek çocuk bu dedi. Oradan birisi. Evet dedim. Kaan ayağıma sarılıyordu. Korktuğu belliydi. Kenan elinden tutarak uzaklaştırdı oradan. Ne zaman yapıyoruz hocam dedim. Acele etme, sabırlı ol. Akşam ezanının okunmasını bekle dedi. Peki diyerek Sadık hocamın yanına gittim. Bu kadar kişinin ne iş var hocam burada? Bu işler böyle mi oluyor dedim. Oğlum bu sıradan bir ritüel değil. Onun içindeki sıradan bir şey değil dedi. Sonuçta cin değil mi hocam? Ne farkı var dedim. Cin mi? Cinler bu kadar büyük bir işe kalkışamaz. Şeytanın ta kendisi bu dedi. Ne yani? Şeytan ile mi konuşacağız dedim. Biz değil, onlar konuşacak dedi. Hocam ne yaptığımızın farkındayız öyle değil mi dedim. Sakin ol oğlum. Hüseyin Hoca işini bilir, güvenilir dedi. Tedirgin olmuştum fakat daha fazla uzatmak istemedim. Kenan ve Kaan'ın yanına gittim. Kenan Kaan'a fıkra anlatıyordu. Kahkaha atarak gülüyordu Kaan. Kafasını ne oldu anlamında salladı Kenan. Ezanı bekliyoruz dedim. Kaan meraklı bir şekilde neden ki dedi. Hüseyin Hoca ortaya bağırarak hadi gidelim. En önden yürümeye başladı. Nereye gittiğimiz hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Onu takip ediyorduk. Dümdüz boş bir ovaya götürdü bizi. Uzunca bir yürüyüşün ardından akşam ezanı çoktan okunmuştu. Etrafımız tamamen açıktı. Hiçbir şey yoktu. Hoca Kaan'ı elinden tutarak yere oturttu. Karşısına ise Kenan'ı. Onların tam ortasına bir taş koydu ve onun üstüne ise cisimi. Cisim parlıyordu. Az önceki adamların hepsi hocaymış. Toplamda 40 tane hoca vardı. Hüseyin Hoca dışında 40 hoca Kenan ve Kaan'ın etrafında yuvarlak oluşturdu. Hüseyin Hoca ise Kenan ve Kaan'ın başındaydı. Etraftaki hocaların hepsinin elinde yaklaşık 1 metrelik ip vardı. Sadık Hoca ve ben uzaktan izliyorduk. Hüseyin Hoca güçlü ve içten bir ses ile Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ve hocalardan bir tanesi bir dua okumaya başladı. Yaklaşık 10 veya 15 dakika sürdü. Ardından yanındaki hoca okumaya başladı. O da duasını bitirdiğinde ellerindeki ipleri bağlamaya başladılar. Ardından onun yanındaki bir dua okudu ve o da yanındaki ile bağlamaya başladı. 40 hoca sırayla dua okudu ve sırasıyla elindeki ipleri bağladı. İpleri bağladıktan sonra Hüseyin Hoca tekrardan besmele çekerek Arapça dualar okumaya başladı. Kaan titriyordu fakat Kenan sürekli onu güldürmeye çalışıyordu. Hüseyin Hoca cisimin arkasını açarak içindeki kağıdı ve saçı cisimin üstüne koydu. Ardından ise yaktı. Sanki bir soba yakmışçasına alev aldı yaktığı şeyler. Neredeyse 1 metre boyutunda yüksekliği vardı ateşin. Hüseyin Hoca yine Arapça dualar okumaya devam etti. Çok sakin olan yerde birdenbire çok şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Hocalar ellerindeki ipleri tutmaya çalışıyordu. Hocaların arkasından ipin gerisinde hareketlenmeler vardı. Gölgeler sanki içeri girmeye çalışıyordu fakat başaramıyorlardı. Hocaların hepsi ipi tüm güçleriyle tutarken bir yandan ise hala içlerinden dualar okumaya devam ediyorlardı. Ve bir ses duyuldu. Kaan'ın ağzından ne istiyorsunuz diye. Sen kimsin dedi Hüseyin Hoca. Ben senin Rabbinim dedi.
Fakat o ilk seferki cesareti, alaycılığı yoktu. Gölgelerin içeri girememesi onu güçsüz kılıyordu. Fakat onunla beraber hocaların da gücü tükeniyordu. ''Rahat bırakın evlatlarımı'' dedi Kaan. Sesi hala korkunç ve oldukça kalındı. ''Bu Ademoğlunun ruhunu serbest bırak'' dedi Hüseyin Hoca. Kaan, bunu yıllar önce yapılmış bir anlaşma, ''Biz Ademoğulları gibi sözlerimize ihanet etmeyiz'' dedi. ''Bozmanı istiyoruz bu anlaşmayı. Karşılığında sana bir can adayacağız. Tıpkı anlaşmayı yaparken olduğu gibi'' dedi. Az önceki gölgeler birden duraksamışlardı fakat oralardaydılar. Cinler mala mülke değer veren varlıklar değillerdi. Onların tek amacı ve gayesi insanları yoldan çıkartıp cehenneme sürüklemek. Hal böyle olunca bu kadar ilimli bir hocayı bu kadar büyük günaha sokmayı da kabul etmişti. Hüseyin Hoca belinden bir bıçak çıkardı ve Kaan'ın eline verdi. Kaan tutmak istemiyordu. Birkaç dakika dua okudu Hüseyin Hoca ve Kaan'a da okuttu. Kaan'a bıçağı dayısına sokmasını söyledi fakat Kaan yapmadı. Ağlıyordu, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kenan sürekli yap diyordu fakat elindeki bıçağı yere attı. Bana doğru baktı Kaan. Gözlerinde o çaresizliği gördüm. Yalancı bir tebessüm atarak kafamı salladım onay vermişçesine. Kenan bıçağı Kaan'ın eline verdi ve elini tuttu. Ellerini yanağına götürerek ağlamaya başladı. Yap yeğen, yap bitsin dedi. Kaan ağlamaktan nefes alamaz hale gelmişti. Kenan Kaan'ın elini tutarak kendi karnına doğru götürdü ve bıçağın hepsini sonuna kadar karnına soktu. Kaan çığlık atarak yerinden zıpladı fakat Hüseyin Hoca tuttu onu. Saçlarını okşayarak kulağına bir şeyler fısıldadı. Kaan yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Sürekli bana bakıyordu. Kafasını yan çevirmiş bana bakıyordu. Gözlerinde korku ve çaresizlik vardı. Hocalar ellerindeki ipleri aynı anda yere bıraktılar. Dua okumaya devam ederek. Hüseyin Hoca Kaan'ın elinden tutarak ipin dışına çıkardı. Kaan çıkar çıkmaz yere düşerek bayıldı. Yanına koşarak kucaklayıp arabaya götürdüm onu. Bayılmıştı. Hüseyin Hoca eliyle kazma ve küreği gösterdi ve bana getirmemi söyledi. Gidip kazma ve küreği getirdim. Kenan'ın olduğu yeri kazdık. Hoca cismi eline alarak birkaç dua okuyup üfledi. Kenan'ın cesedini ve cismi oraya gömdük. Gömmeden önce belinden bir şişe su çıkardı ve ceset ile cismin üstüne, ardından ise toprağın üstüne döktü. Kırmızıydı su. Cismi çıkarırken ki Kenan'ın kullandığı su ile aynıydı bu. Etrafına bir daire kazdık ve ipi onun içine koyduk. İpin üstünü kapamadan şişedeki suyu ipin üstüne döktük ve ardından onu da kapadık. Önce Kenan'ı, sonra da etrafına daire kazarak ipi gömmüştük. Hüseyin Hoca dualar okuyarak ağır adımlarla uzaklaştı. Diğer hocalar hala daha Arapça dualar okumaya devam ediyordu. Sadık Hoca elini omzuma vurarak, gerçekten bitmiş miydi? Sabah olmuştu, biz hala Kenan'ı gömdüğümüz yerdeydik. Kaan'ı gece arabaya götürmüştüm. Hocalar dualar okumaya devam ediyordu. Saatlerde dua okuyorlardı. Duaların içinde tövbe kelimesi duyuyordum sık sık. Tövbe ediyorlardı sanırım Allah'a. Yaklaşık yarım saat sonra hepsi bir ağızdan amin dedi ve ellerini açıp yüzüne götürdüler. Arkasına döndüler. En önden Hüseyin Hoca bize doğru gelmeye başladı. İnşallah bitti hocam dedi. Sadık Hoca'ya bakarak. İnşallah hocam dedi. Bitti mi hocam artık? Gitti mi o şey dedim. Gitti Ramazan. Allah'a şükür. Allah yanımızda. Hep bizimle dedi. Eğilerek hocanın elini öptüm. Ne kadar izin vermese de ardından Sadık Hocam'ın elini öptüm ve hepsine teşekkür ettim. Ovadan uzaklaşarak arabaya doğru gitmeye başladık. Arkama son kez dönüp Kenan'ın mezarına baktım. Kaan hala uyuyordu. Sadık ve Hüseyin Hoca'ya binlerce kez teşekkür ederek oradan uzaklaştım. Arkada Kaan hala uyuyordu. Eve doğru sürmeye başladım. Saat öğlen vakitlerinde eve gelmiştim. Kaan'ı kucaklayarak eve çıkardım. Kapıyı açarak kendi yatağıma yatırdım. Üst kata çıkarak Ferhan Bey'in kapısını çaldım. Kapıyı yine oğlu açmıştı. Merhaba yakışıklı, baban evde mi dedim. Evet diyerek içeri koştu. Birkaç saniye sonra Ferhan Bey geldi. Oo doktor bey, kaçtınız sandım dedi gülerek. Estağfurullah, işim yeni bitti. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok sağ olun araba için dedi. Ne demek oğlum, ne zaman istersen gelip alabilirsin dedi. Tekrardan teşekkür ettim ve tam gidecekken teyzenin oğlu nasıl oldu, iyi mi dedi. Teyzemin oğlu dedim şaşkın bir ifadeyle. Teyzenin oğlu hastalanmamış mıydı dedi. Birkaç saniye boş beş Ferhan Bey'in yüzüne baktıktan sonra ha evet evet iyi Allah'a şükür dedim. Ferhan Bey biraz şaşırarak baktıktan sonra Allah iyilik versin dedi.
Tekrardan çok teşekkür ederim Ferhan Bey. İyi günler dedim. Evime girdim, odama gittim. Kaan'ın yanına. Kaan uyanmış ve ağlıyordu. Hiçbir şey demeden ağlıyordu. Bir ay sonra Kaan bir ay boyunca hiç durmadan ağlamaya devam etti. Hiç durmadan ağlıyordu. Normaldi. 10 yaşındaki bir çocuğun dayısını öldürüp gülmesini bekleyemeyiz. Sürekli onunla konuşup onu rahatlatmaya çalışıyordum. İlk günkü gibi değildi artık. Ağlamaları azalmıştı fakat hala daha kötüydü. Ara ara kabuslar görüyordu. Bazen sinir krizleri geçiriyor ve ağlıyordu. İşimden olmuştum. Poliste öyle bir olay yaşamadık. X şehrinden taşınmış, daha lüks, daha kalabalık bir şehre taşındık. Beni oraya bağlayan hiçbir şey yoktu çünkü. Daha güzeldi burası. Daha kalabalıktı, daha genişti. Bir ev tuttuk. 2+1'di. Çok büyük bir şey değildi. 4 katlı bir apartmanın en alt katındaydık. İşim olmadığından dolayı para kazanamıyordum ve cebimdeki tüm parayı Kaan için harcamıştım. 3 ay sonra X hastanesinde işe başvurdum. Psikolog olarak hayatıma devam ediyordum ve ilk hastam Kaan'dı. 6 ay sonra daha güzel bir eve taşındık. Daha güzel eşyalar aldık. Kaan gün geçtikçe daha çok iyileşiyordu. Hala daha o acıların izi vardı. Fakat saklıyor ve kapatıyordu. Geceleri bazen ağladığını duyuyordum. 9 ay sonra okuma ve yazmayı biliyordu. Ona okumayı ve yazmayı öğrettim. Okula göndermek istedim. Hiç okula gitmemişti. Fakat istemiyordu okula gitmeyi. Israr etmedim. 1 yıl sonra Kaan neredeyse iyileşmişti. Geçmişteki acıların izleri kapanmaya başlamıştı. Arkadaşları vardı. Bir sürü arkadaşı vardı. Hatta aşık olduğu bir kız vardı. Adı Nazlı'ydı. Kaan yaklaşık 2 yıl boyunca tedavi gördü. 12 yaşına gelmişti. Okuma ve yazmayı öğrenmişti fakat okula gitmiyordu. İstememişti gitmeyi. 2 yıldır beraber yaşıyorduk. Bitmişti o olaylar. Aylardır kabus görmüyor, ağlamıyordu. Arkadaşları, çevresi olmuştu. Dışarıda arkadaşlarıyla oynuyordu sürekli. Çok yaramaz bir çocuktu. Sürekli komşulardan şikayet geliyordu fakat komşulardan şikayet geldikçe ben daha mutlu oluyordum. Çünkü normale dönüyordu. Yeni hastanem, asistanım ve meslektaşlarım oldukça iyiydi. Alışmıştım buraya. Çok içten ve samimi insanlardı. Hepsi güler yüzlü ve sıcaktılar. Kaan'ı da sevmişlerdi. Tanıştırdım onları Kaan ile. Şu an Kaan 23 yaşında. Askeri gidip geldikten sonra bir kafede garson olarak çalışmaya başladı. Uzun süredir konuştuğu bir kız var. Hatta evlenmeyi planlıyor. Hayatından memnun, ben de öyle. Dinlemiş olduğunuz hikayede adı geçen herkesin şu anda ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Anlatayım. Kaan'ın anne ve babası Canan ve Fatih Bahadır. O geceden sonra cesetleri bulunamadı. Kayıtlarda kayıp olarak geçmekte. Kaan'ın anneannesi Fadime Hanım memleketinde X mezarlığına gömüldü. Ara ara Kaan ile ziyaret ederiz. Kaan'ın teyzesi Fahriye Hanım o geceden sonra Y hastanesine yatırılmış. 11 yıl tedavi gördükten sonra 2 sene önce hayatını kaybedip annesinin yanına gömülmüştür. Kaan eski psikoloğu Serap Hanım'ın memleketinde Y mezarlığına gömülmüştür. Asistanım Seher Hanım, Kenan'ın geldiği gün hastaneden ayrıldığımdan dolayı bir daha hiç haber alamadım. Sadık ve Hüseyin Hoca, ikisi de hayatlarına devam etmektedirler. Ara sıra gidip ziyaret ederim. Kaan'ın dayısı Kenan, o geceden sonra bir daha hiç oraya gitmedik. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ara sıra beklettim. Bunun için kusura bakmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Sağlıcakla kalın.